Biz elimizden geleni yaptık. HDP kapatma iddianamesinin sahibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yeni bir değerlendirme geldi. Zaten hepsinin terör örgütü lehine konuşmalar var, beyanları var. HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa Mahkemesi'ne tevdi ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde. 15 günlük inceleme süresi var. Terör odağı haline gelen HDP'nin kapatılması için gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme'nin kararı beklenirken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin kapatma iddianamesinin Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesini beklediğini söyledi. Darmin kabul edilmesini bekliyoruz. 15 gün içinde kabul edip etmeyeceği karar verecek. İddianame ilk çıktığında 500 kişiye siyasi yasak istendiği belirtilmişti. Doğru rakamı Başsavcı Bekir Şahin paylaştı. Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD'leri, HDP yetkililerin konuşmalarının hepsini dosyaya delil olarak sunduk. 843 sayfa iddianame, 451 kişi yasak istiyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulması talep ettik. Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin iddianame inceleme süreci devam ediyor. İnceleme için Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bir raportör görevlendirdi. Raportör raporunu Anayasa Mahkemesi üyelerine sunacak. Ardından da Yüksek Mahkeme üyeleri değerlendirme yapıp iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Kabul edildiği takdirde aşamalı olarak HDP'nin sözlü ve yazılı savunması istenecek. HDP'nin kapatılması içinse 15 üyenin en az 10'unun evet oyu vermesi gerekecek.